Elvan Alkaya, PKK İmamoğlu'na destek veriyor mu? PKK zerzevatlarının son haftalarda yazılı basın ve görsel medyadan yaptığı açıklamalardan seçmeler. PKK'nın sözde elebaşısı Özde Cemil Bayık, AKP ile İstanbul seçimlerinde HDP'nin anlaştığına dair iddiaları reddederek, şöyle zırvalamış. Kim Kürt sorununu çözmek istiyorsa, kim faşizme karşı durmak istiyorsa, kim AKP, MHP'nin sonunu getirmek istiyorsa bu seçimlerde bunlar esas alınacak. PKK'nın sözde elebaşı, eş başkanı Özde Hülya Oran'dan devşirme Bese Hozat. İstanbul'da faşizme karşı pozisyon aday kimse, Ekremoğlu ise bunu destekleyecektir, farklı bir adaysa onu destekleyecektir, AKP-MHP faşist iktidarına karşı kim İstanbul'da seçime giriyorsa, Kürtler o adayı destekleyecektir. PKK'nın sözde yürütme kurulu bilmemnesi Özde Sapık Abbası Duran Kalkan. Ben önce bu büyük başarıyı kutluyorum, başarıda emeği geçen herkesi selamlıyorum, başarılarının devamını diliyorum. CHP'den seçilmiş insanlar doğru dikkatli durmalılar, yani Ekrem İmamoğlu herkesi kucaklayacağım dedi, oy vereni de vermeyeni de iyi, oy verenleri unutmamalı yani, öyle ters şeylere girmemeli. PKK'nın sözde daha kadrosu Özde Kandil kuklası Zerin Ruken. Oylarını İmamoğlu'na versinler, ihlal edilmiş haklar var, herkes AKP'ye karşı birlik olsun, muhalefete oy versin. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, 23 Haziran'da tekrarlanacak seçimde Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu'na tam destek verme konusunda netiz. İstanbul seçimi bizim için Şırnak-Muş-Bağlar seçimidir. HDP eş genel başkanı Sezai Temelli, Seçim koordinasyonumuzu İstanbul'a taşıdık. Özellikle İmamoğlu'nun Yıldırım'la olan bu yarışı çok daha geniş çerçevede bir demokrasi referandumuna dönüşmüş durumdadır. Özellikle seçim sandığında. Ta Hayır Meclisinden bugüne kadar yan yana gelenler artık bu yan yana mücadelesini büyütmelidir. Bir iktidar seçeneğini önüne koymalıdır. HDP sözcüsü Günay Kubilay Bizzat HDP'nin adayı seçime giriyormuş gibi organize, planlı bir çalışma içine gireceğiz. İstanbul halkının gasp edilmiş iradesinin tekrar sandıktan çıkması için gereken çabayı göstereceğiz. İmamoğlu demokrasi arayışında olanlar açısından, demokratik zeminde yürümek isteyenler açısından ortak bir vicdan haline gelmiştir. HDP Örgütlenme Komisyonu. 23 Haziran'a kadar HDP eş başkanları, MYK ve PM üyeleriyle milletvekillerinin katılacağı programlar yapılacak, programlar kapsamlı halk buluşmaları yapılacak, ev ev, sokak sokak yerel seçimin ruhuna uygun etkinlikler organize edilecek. Sonuç Kandil'in eli kanlı zerzevatları son günlerdeki açıklamalarıyla HDP'ye sinyali vermiş, İmamoğlu'na destek için seçim koordinasyonlarını İstanbul'a taşıtmışlardır. PKK'nın sözde elebaşları 31 Mart seçimleri öncesinde de alenen beyanat vererek bazı bölgelerde aday çıkarmayarak İstanbul, Ankara, İzmir gibi CHP'ye oy verilmesini tembih etmişlerdir. HDP'nin eş başkanlık vazifesi CHP'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu yanında eş başkan gibi gezinen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile vücut bulmuştur. Ne demişti Kaftancıoğlu? Kim şehit olmak istiyorsa gitsin olsun. Aptalca politikalar yüzünden ölen masum insanlara şehit diyerek ölümü kutsamaktan vazgeçin artık. Elvan Alkaya sesli makale.com.tr